Of, bunu yapmaya bayılıyorum işte. Bugün video oyunlarında en tatmin edici 10 şeyi sıralayacağız. WatchMojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Başlamadan önce bizi takip etmek için subscribe butonuna tıklamayı unutmayın. Bugünkü listemizde video oyunlarında bizi en çok tatmin eden 10 olayı sıralıyoruz. 10 numara, sandık açma, The Legend of Zelda serisi. Zelda serisinde kendinize yeni bir eşya bulduğunuzda kendi başına bir olaydır. Sandığı açarken çalan ses efekti, oyunun yıllar içinde değişen tüm versiyonlarında kullanıldı. Oyundaki karakter Link, ta ki yeni hazinesini sandıktan çıkarıp havaya kaldırana kadar müzik devam eder. Havaya kaldırdığında ise son seviyeye ulaşıp sona erer. Kabul edin, her seferinde bu heyecanı yaşıyoruz. Çünkü Link sürekli kendine yeni bir oyuncak buluyor. Dokuz numara, 5 altın yıldız, Rock Band serisi. Çoğumuz müzik dünyasında süperstarlar seviyesine kuşkusuz ulaşamayacağız. Bu seri bize en sevdiğimiz melodileri karıştırarak var olmayan yeteneklerimizi teste sokma şansı verdi. Tabii ki bu durum oyunu oynarken en iyi olma arzusuna dönüşüyor. Nihai ödül yalnızca mükemmel bir puanla uzman modunda başarılabilen 5 altın yıldız. Ödülü almanızda şarkının seçimi kadar yalnız mı yoksa arkadaşınızla mı çalacağınız da çok önemli bir rol oynuyor. Sekiz numara, Hyper Combo Finish, Marvel vs. Capcom serisi. Düşmanlarınızı dövüşte yenmek yeterli değil, onları yok etmek istiyorsunuz. O halde onları yıkın. Zaferin şanına boyun eğerken, gösterişli tekniklerle onları devre dışı bırakın ve ekranı tamamen aydınlatın. Düşmanınızı yere düşürdükten sonra hayatlarının sona ermesi için yalnızca bir şerit mi kaldı? Onları hızlı bir şekilde öldürmek yerine overkill terimine yeni bir anlam getiren hyper combo'ya izin vermekten daha güzel bir his yok. Ayrıca crossover kombinasyonu ile bir adım daha ileriye gidebiliriz. Böylece takımının tamamı ölüm vuruşu özelliklerini sırayla kullanacak demektir. 7 numara, öldüren zafer, Doom. Her şekilde ve her boyutta iblislerle dolu bir gezegende, yine de hepsinden daha ölümcül bir insan olduğunuzu fark ettiğiniz o görkemli an. Doom Guy olarak her türlü silahla cehennemin lejyonlarına doğru ilerleme fırsatı elde ettik. Aynı zamanda bize özel meydan kavgası seçeneği de verildi. Acımasız geçit töreninde iblisleri çıplak ellerimizle parçalayacağız. Elektrikli testere kullanacağımızdan bahsetmiyoruz bile. 6 numara, boss'u mağlup etmek, Dark Souls serisi. Bu seride yer alan otorite savaşlarında boss'ların öne çıktığı bir sır değil. Onlara meydan okumaksa oyunun en sevdiğimiz tarafı, hem savaşın heyecanını hem de insanları kaybetme korkusunu içimizde taşırken düşmanımız olan devleri yıkmak için gerekli taktiklere odaklanmamız gerekiyor. Ornstein and Smaug'un birleşik gücünü açtığımızda veya Nameless King'e karşı zafer elde ettiğimizde bossların düşüşünü izlemek keyfinizi oldukça arttıracaktır. 5 numara, Bayrak Direği, Mario serisi. İster orijinal Super Mario Bros'taki Mantar Krallığı boyunca bir gezintiye çıkın veya Super Mario Maker'da adaletsiz bir yerleşimin üstesinden gelin, sonunda bayrak direği başka bir seviyeye geçişinizin sinyali olacaktır. Tabii ki öylece geçip gidemezsiniz. Üstten kavrayıp alt tarafa doğru sürmeniz gerekiyor bayrağı. Bazı durumlarda genel puanı arttırırsınız fakat diğer zamanlarda da bütün uzunluğu sıçradığınızı bilmekten memnuniyet duyarsınız. Aynı anda 4 hayaleti yiyen Pac-Man. (Gülüyor)
Sürekli olarak Blinky, Inky, Pinky ve Clyde adlı 4 tehdidi takip ettikten sonra intikam almak için can atıyorduk. Power Pellet'i aldıktan sonra bizim için yeterince şanslı olan Pac-Man, şu küçük hayalet piçleri takip etme ve yutma becerisine sahip olacaktır. Pac-Man tekrar savunmasız hale gelmeden önce hızlı olmalısınız. Sınırlı miktardaki zamanınız göz önüne alındığında dördünü birlikte halletmek zor fakat yine de iyi bir hedef. Muhtemelen bu para toplamaktan çok daha fazlası. 3 numara. Bloklar kırılıyor. Minecraft. Minecraft'ta sahip olduğunuz en eğlenceli şey güzel evler. İkonik kültürel set parçaları veya peyzajlar olsun, adanmış oyuncuların hayal gücünden gelen tüm muhteşem yaratımlar için çevremizdeki her şeyi parçalamaktı. Eldeki elmas kazığımızla bu sağlam dünyanın erimiş çekirdeğine vurana kadar ayaklarımızın altındaki yeryüzünü parçalamak. Kendine has bir macera gibiydi. İki numara, Fatality, Mortal Kombat serisi. Johnny Cage wins. Flawless victory, fatality. Scorpion'un rakibini ateşe verdiğini, Sub-Zero'nun ise düşmanının kafatasını veya omurgasını bedeninden çektiğini gördüğümüz ilk günden beri Mortal Kombat'te şiddet ve ölümle ilgili bu korkunç görüntülere alıştık. Karakterlerin Fatality diye adlandırılan özel ölüm hareketleri yıllar geçtikçe serinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Her seri ölüm hareketlerindeki şiddet katsayısını arttırmakla kalmadı, aynı zamanda Fatality'lerdeki yaratıcılığı da üst seviyelere çıkardı. Bir numara, kafadan tek atış, Unreal Tournament. Seri ne olursa olsun silahın bir önemi yok. Veya durum ne olursa olsun bir FPS oyununda birini havaya uçurmak için her zaman bir şans vardır. Onlardan geri kalan şey ise diğer oyuncular alacaktır. Bazı oyuncular diğerlerinden daha keyif vericidir. Headshot. Headshot. Unreal Tournament'ta ise parmağınız tetikteyken kusursuzca gerçekleştirdiğiniz bir kafadan vuruş çok daha fazlasını hissettirir. Bir spiker tarafından sadece beceri gösterdiğiniz değil, aynı zamanda ölümcül vuruşu en iyi şekilde gerçekleştirdiğinizde ilan edilir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve diğer muhteşem videolarımız için watchmojo.com Türkiye'yi takip etmeyi de.